Tabii ki. Ama önce buranın hikayesiyle başlayalım. Gerçekten çok güzel bir yer burası. Çok güzel. Burası gördüğün gibi doğal bir sinema platosu. Evet. Nereden buldun? Nasıl karar verdin? Ya şöyle aslında. Bu kadar burası, işin gücün içinden dizinin. Evet evet. Yani Kapadokya bölgesi benim aşağı yukarı 9-10 yıldır bir fiil boş zamanlarımda geldiğim ve bu güzel ortamdan feyiz aldığım bir bölge açıkçası. Ben burada bir dizi projesi çekmiştim zamanında 10 yıl önce. O dizi projesiyle beraber buraya geldiğimde ilk gelişim değildi bu arada. Çok yakın bir yerde doğdum. Kayseri'de. Evet, buradan Erciyes Dağı görünmüyor ama şu tepeyi açtığımızda Erciyes Dağımız var. O Erciyes Dağı'nın eteklerinde doğmuş biri olarak. Çocukluğumdan beri geldiğim bir bölgeydi ama insan belli bir yaştan sonra, belli bir idrakten sonra hiç dikkat etmediği gibi şeylere dikkat etmeye başlıyor. Yani buranın bu mistik havası, bu rahatlığı, insanı cezbeden tarafını 30 yaşından sonra keşfedenlerdenim. Yaklaşık 10 yıldır da bu bölgeye geliyorum ve burası aslında bütün Kapadokya bölgesini, yani hemen senin arkanda Avanos var mesela. Avanos'u görebiliyoruz. Bu arada Ercan abinin memleketi biliyorsun. Kesinlikle. Ercan Kesal'ın. Ona da Ercan Kesal'a da selam olsun. Eyvallah. Ercan abinin memleketi orası. Hemen o Kızıl bölgeye doğru giderken orası Kızıl Vadi, Kızıl Çukur dediğimiz bölge. Evet. Göreme sınırları içerisinde ve burası da Uçhisar. Aslında burası Kapadokya'nın kalbi. Ve ben Şubat ayında buraya geldiğimde işte burada oturup aynı senin gibi işte huzuru tadarken dedim ki ya bu huzuru, bu atmosferi herkesin tatması gerekiyor. Yani bu bencillik olur dedim. Herkesin yani hakkı burası. Kesinlikle, kesinlikle. Ve burayı aslında bir ticarethaneden çok, isminden de belli, bir dream spot koyduk ismini ki yani evrensel bir şey de olsun diye. Bir rüya mekanı, rüya noktası demek aslında. Evet. Ama sadece manzarasıyla değil, gelen insanların da burada çayını kahvesini yudumlarken işte gerek müzikleriyle ki ben genelde soundtrackler çaldırıyorum burada. Film müzikleri evet, çaldırıyorum. Evet, evet. Kendi yaşadığım atmosferi insanlara da bir parça tattırmak için.